Selamün aleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman 154. bölüm bugünkü videomuzda sizlere bunu anlatacağız. Boran ve Konur'un akıbeti ne olacak? Peki kavgalarının arkasında nasıl bir plan gizlidir? Bugünkü videomuzda sizlere Ayça Hatun'un gerçekte kim olduğunu anlatacağız. Bu ilginç ve önemli bilgiyi öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Konur ve Boran hakkında konuşun. Yani son bölümde aralarında kavga olduğunu gördünüz ve birbirlerini saçmalarla yaraladılar. Bunun üzerine Osman Bey onu hapse attı. O halde size kavgalarının gerçek sebebinin ne olacağını anlatalım. Büyük ihtimalle İmran Tegin'in casusu Olivia'yı ifşa etme planı bu. Veya mahkeme kurulduğunda aksi takdirde. Yani Osman Bey ya Konur'dan birini ya da Boran'ı suçlayacak ve kabileden çıkarılacak. Daha sonra İmran Tegin'in saflarına katılacak. Böylece Osman Bey'e casusluk yaparken görülecektir. Bize göre Osman Bey'in iki üst düzey komutanı birbiriyle bu şekilde savaşamaz. Siz de yorum yaparak anlatacaksınız. Boran ve Konur arasındaki kavga sizce gerçek mi yoksa bir oyun mu? Ayça Hatun hakkında konuşun. Yani fragmanda çadırı ateşe verdiği görülüyor. Elçim Hatun'un düğün malzemelerinin saklandığı çadır. Gazi Alp ise yaralanarak baygın hale geldi. Böylece yangını çocuğun başlatmasının suçu Gazi Alp'e atılır. Peki Ayça Hatun'un zehirden etkilendiği doğru mu yoksa Ayça Hatun hain mi? Birkaç bölüm önce gördüğünüz gibi Hasan Sabah'ın fedai kızlarından birini anlatan Ayça Hatun'du ve o kız henüz ortaya çıkmadı. Yakup Bey'e saldıran da kızdı. Henüz izine rastlanmadı. Ayça Hatun'un hain olma ihtimali daha yüksektir ve bu kız Gündüz Bey'in oğlunun ölümünden de sorumlu olacaktır. Hasan Sabah'ın fedai kızı da Ayça Hatun olacak ve gelen haber lere göre yakında Ayça rolünü oynayan oyuncu diziye veda edecek ve elbette bir hain olacak ve vatana ihanetten öldürülecek